Geldim zaten. Öyle mi? Nereden Malatya'dan. geldiniz? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ya anlatılmaz bir duygu ya. Zaten o anı yaşayan bilir ancak. Başka kimse bilemez. Hani sözün bittiği yerde işte. Ne bileyim yani. Sıkıntılı baya. Yani binalar gözünün önünde patır patır dökülüyor. İnsanlar altta kalıyor. Yani baya bir Siz sıkıntı. nerede yakalandınız depremi? O an neler Vallahi hissettiğinizi biz anlatabilir misiniz? sabah 4.30'dan evdeydik. İşte hanım kaldırdı şey dedi. Baktım yani bina bir yatıyor bir kalkıyor. Yani inanılmaz bir şey. Zaten salona direkt koştum çocukların yanına. Çocukları aldım çıktım. İkinci depremede Kur'an kursu dediğimiz bir yer var bizim Malatya'da Temele Caddesi. Yandan böyle geçtim böyle baktım dedim ya bu bina da yıkılır bir deprem daha olursa. Yani 3 saniye gittim ancak. Bir baktım ikinciye de yakalandık zaten. Öyle bir şey yok. Bir döndüm böyle baktım. Temelli Caddesi patır patır dökülüyor binalar yani. Biz de çok şükür burada Allah razı olsun bir şey vardı. Hayırsever vardı. Evini bize açtı. Yukarıdan oturuyoruz Bozkent'te. Oraya geldik işte. Yani bilmiyorum ya. Malatya'nın zaten deprem bölgesi olduğunu biliyorlar. Vermişler 15'er katlı. İsterseniz bunu yayınlar. Yani Cumhurbaşkanı da bile duysun bunu. Yani 15 katlı vermeyeceksin Malatya'ya. 5 katı geçmeyecek. 15 katlı yapmış adam. Diyor ki şey akıllı ev, rezidans dedikleri yer patır patır döküldü hepsi gitti daha. Yani insanlar daha oturmadı içinde yani. Verme o zaman 5 kattan fazla vermeyeceksin Malatya'ya. Yani deprem bölgesi oldu zaten belli. Ya çok şükür bir kaybımız olmadı ama işte evler falan gitti. Baya bir sıkıntı yani. Çok geçmiş olsun. Sağ Ulaşımı olun. nasıl sağladınız? Kaç gün kaldınız? Hemen gelebildiniz mi Vallahi biz bir depremden? okulda kaldık Malatya'da. Okulda da yani bir sıkıntı yoktur yani açıkçası. Yani bir çatlak dahil yoktu. En son yapılmıştı. Zaten depremde zarar görmüştü. Ondan sonra yaptılar. O okulda bir sıkıntı. Bir odada 65 kişi yatıyorsun. Yani hastalık var, şey var. Labolar sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntıydı. En sonunda işte bir burada bir hayırsever bizi şey yaptı, iletişime geçti. Biz de Sivas'tan ara buraya geldik işte. Bir hafta 10 gündür buradayız yani. Yani bayağı dedim ya işte onu yaşayan bilir, yaşamayan bilmez. Trabzon'da şimdi 10. kattayız biz ama gene yani psikolojik ben çocuklar yani korkuyor. Ya baba acaba deprem olur mu burada? Ama Trabzon'un halkı gene Allah razı olsun yani. Bize kucak açtılar. Hepsinden yani Allah razı olsun. Yardımlarını da şey yapmadılar yani. Muhtar olsun, mahalle muhtarı olsun, hayırseverler olsun. Bayağı şey yaptılar yani bize. Kucak açtılar yani biz tamam geldik ama biz nereye geldiğimizi bilmiyoruz açıkçası. Malatya'dan çıktık ama biz nereye gidiyoruz? İyi insanlarla mı karşılaşacağız? Kötü insanlarla mı? Ama geldik çok şükür bir sıkıntı olmadı. Yani diyorum ya sözün bittiği yer yani inanılmaz bir şey yani o anı yaşayamıyor, yaşamayan bilmez. Bayağı bir sıkıntılıydı yani. İnşallah bundan sonra Allah yaşatmaz, göstermez yani. Yani Trabzon'da da bilmiyoruz. Şu ana kadar deprem olmamış herhalde. İnşallah da olmaz. Yaşarsak bu sefer ikinci bir psikolojikmen çökeriz yani. Bayağı bir sıkıntılı yani bilmiyoruz. Yani dediğim gibi Malatya'ya 4 kat 5 kattan fazla vermemeler lazım. Sizin binanız ne durumda orada? Yani Bizim bina hasar... ya dıştan bir şey yok. Ama iç duvarlar falan hepsi yıkıldı. Patladı yani. Yani eşya meşya her şey gitti. Yani biz canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Eşya gitsin zaten. Onlar parayla bir şekilde alınan bir şey. Ama Malatya'ya belki televizyonlarda görmüştürsünüz. Nasıl olduğunu. Yani çarşı olsun, çarşı dediğimiz yer olsun. Komple gitti yani. Dükkanlar falan hepsi yıkıldı yani. İşte biz de buraya geldik bakalım. Ne olur sonuç, nasıl olur, nasıl olmaz bilemiyoruz.